Zülmeten selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Ceyhan Büyükbaş Hayvan Pazarı. Gününüz hayrolsun arkadaşlar. Rabbim borcu harcı olanlara ödeme kolaylığı nasip etsin. Allah'ım hasta yatağında yatan ve şifa bekleyenlere Şafi ismiyle şifa nasip etsin. Arkadaşlar piyasayı görmek istiyoruz. Bakalım inek piyasası, dana piyasası, düve piyasası, buzağı piyasası nasıl, bu fiyatları öğrenelim. Et kesim fiyatları, büyükbaşta karkas fiyatları nedir, onları bir öğrenelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Selamun aleyküm Mehmet abi. Yok mu hayvan, getirmedin mi? Vallahi hiç yok. Bakalım arkadaşlar. Piyasayı bir öğrenelim. Güzel bir tane. Pazarlık yaparken gelsene. Nerede pazarlık vardı? Aa, şuradaydım. Allah Allah. Selamun aleyküm. Sağ ol abi, size de hayırlı işler. Ne getirdik abi? Vallahi 1, 2, sıra kontrol işte getirdik sıra inekleri. Şu senin mi 4 tanesi? Aynen. Burası. Nedir bunu? İstediğiniz fiyatlar nedir? Nerelerde? Bunlar yoz mu? Sütleri nasıl? Bunlar bir önce 100'ün yarışı. Şimdi 85'e çektik. 80'e çektik. Yoz. Yani daha önce neydi piyasa mesela? 100 liraydı abi. 20 lira çektik. Şu anda 80 bin lira, 85 bin lira civarında mı? Aynen ama 80-85'e de veremiyoruz. Veremiyoruz. Aramızı tutup belki 70'e vereceğiz ama yok, alan yok. Yani şu an nedir bunun süt verimi nedir bu hayvanın? Süt verimi 17 kilo. 3 aylıkta garanti gebe. 3 aylıkta garanti gebeliği var. 85 diyoruz. Pazarlık pay olacak. Yani şu anda bunun 20 kaç ne kadar süt var? 18 mi? 17-18 kilo sütü var. 3 aylıkta garanti gebe ama piyasayla alakalı sıkıntı var. Markayla. Bu? Abi bu da yeni tohumlu. Evet. Bunun da 20 kilosu var. 20 litre süt var. Aa. Tohumlu garanti değil ama tohum atılmış. Tohumlu aynen. Bunlar senin mi yoksa? Bunlar benim değil. Şu sıralar bizim. Şu şeydekiler mi? Padoktakiler aynen. Mi? Onları da bir çekelim abi. Sonra telefonu da verelim. Ben veremem abi. Hep yoz mu buradakiler? Abi şu da garanti gibi. He? Bunlar zamanında İzmir'den işten geldi bu hayvanlar. Evet. Bu da 3 aylık garanti gebeli var. Evet. Arkadakinin bunun beyazın. O buzağısı yenilik onun. Sütü 20 kilo. 20 litre. Buzağısı var ama alındı mı altından? Ölmüş. Ölmüş. Şu var. Rustaz. 13-14 kilo. Bunun da 13-14 kilo. Bunların fiyatları nerelerde? Abi bunlar da aynı ya. 85. 80. 75. O 3 aylık gebe olan? 3 aylık gebe olan o da 85 olur abi. O da 85 olur. Bir türlü kendini göstermedi be hayvan. Şu değil mi? Ya genelde şöyle bir laf söyleniyor. Yani bu çiftliklerden mal geldiği zaman almayın, korkun diyorlar. Hayır, alakası yok. Çiftlik malı zaten daha iyi zaten. Yani adamlar işini yarayanı çıkartmazlar falan diyorlar da yok. Bunu bir açıklık getirelim yani. Bunun zaten yani bunu bazen hani ticaret yaptığım insanlar da söylüyor. Yok kimse iyi malı satmaz. Ya o alınmazsa bu satılmazsa nasıl olacak bu yani? Alıp satılacak. Kimi para ihtiyacı var satıyor. Kimi bu işi dönerek yapıyor. Öyle biz de ahır yaptırdık. Kimi... Biz de gittik en iyi hayvanımızı sattık. Aynen. Yani tam tersini ya yaptık yani. Şimdi ihtiyacın var satabilirsin. Evet. Mantıklı şüphelerin bir şeyi yok. Anlamı yok. Ya şimdi hayvan, inek de insanlar gibi ya. Bakarsan evet. Bağ olur, bakmazsan olmaz. Evet. Ne kadar eme gidersen o kadar daha iyi olur. Bu hayvanlar ne sağlamış? Yani hiç söylediler mi? Yani sütlere mi abi? Evet, yani abi, şu an 3 aylık gebe ya. Abi onlar 30'ar kilo. 30'ar kilo. Aynen, İzmir'e demişten gelmem abi.
zamanında. Yani alanlara da sen 3 aylık gebe ediyorsun. Aynen. Veteriner çağırırsın. Aynen. Gelir el atar. Kontrolünde el atar. Dolu onların. Boş bize. Veteriner kontrolünde arkadaşlar alırsınız. Hayvanların şu an durumu iyi. Yani 85 bin liraya şu hayvan. Acaba işte ne kadar 3 aylık gebe ama çok mu sağlamış hayvan? Geç mi tutmuş? Abi, bir bilgin var mı? Şimdi o kadar bir şey diyemem ama sonuçta gebe. Evet. Garanti gebe. Ona o kadar bir şey. Peki bunları şimdi elinde kaç gündür tutuyorsun? Sağımını hani bir gün mü sağdın? 5 gün oldu abi. Devamlı elinde sağlıyor hayvanlar. Pazarlık onun her şey muayir. Dediğimiz evet. Neyse muayir. Yani gelip evde sağıp götürebilir mi? Gelebilirler. Anladım. Telefonu da söyle Ahmet. 543-687-62-77. Ceyhan'da arkadaşlar. Ceyhan'da Ahmet. Ahmet Biriş. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nerede bu gezenler? Hayırdır? Ne? Selam aleyküm. Aleyküm selam. 2 saattir Mustafa Altın Dağ'a uğraşıyor. Adam 2 Mustafa milyar abi. İçin vermiyor. Bunu medya verin. Geçen hafta Mustafa abi anlaşamıyordu. 56'ya mı ve bir tane hayvan bitirdik. O Mustafa gücümüz yeter. Bu Mustafa. Mustafa abi gel şu işi bitirek. Bu adama verek. Gel kardeş. Hay satıcı o mu? Gel baba. Gel baba. Gel Mustafa abi gel. Gel gene verme gel. Bir dakika gelir misin? Lütfen ya. Mustafa abi. Ya baba adam kameraya çekiyor. Gel baba sen bir yürüyorsun. Tamam abi. Gene vermesin gelsin de gene vermesin. Bir dakika gel geri verme gel. Alın Mustafa. Ne istiyor Mustafa? Ne? Yok diyor görür mü gelmiyor adam. Mustafa ne neydi pazarlıkları? Danalıyı ne alacak arkadaş? Şu içeridekini mi? Bu daha bir hazırın olur. Bir dakika, ne, gel hele, gel. Ne istedi? Hayda, tam söyle. Adam 120 istiyor. Tamam, içerideki hayvana. Ben de 100 verdim. 105 yaptık. Adam çok inattır. Bu Mustafa Altın Tak çok iyi. Bunu medya vermiş. Peki diyorsun 2 lira için diyorsun ama sana arada çok var. Gel abi. Gel. 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 Yok. Gel bak. Peki o içerideki 3 aylık mı bu mu sence? Hangisi abi? Ya sana şimdi söylesene bu da 3 aylık o da 3 aylık. Aynen. Hangisi tercih eden? İkisi aynı abi. Şey o gel be. Bunlar 17. Bir evim mal abi. 17-18 kilo dedim aynen. Onda. Bunda. Öyle bir şey bunlar. Bunlar hepsi aynı mallar, hepsi aynı. Evet. Mustafa abi. Piyasa diyorum baya geçmiş pazar şeylere göre değişik. Tabii şu anda piyasa güzel. 85 bin lira diyor. Eski piyasa yok, piyasa yok. Öyle değil. Eskiden piyasa vardı, şimdi yok. Yok. Oldu var. İkinci yer. Genç mi hayvan? Hayvan genç. Evet. İnsanlar da hayvan güzel. 2 aylık da gebeymiş. Adam 85 lira diyor. Kimse almıyor. Adam el sallıyor. Elimi tutsalar diyor bir şeyler de yapar diyor. Yapacak da işte tutacak adam yok. El tutacak adam yok. Bugünlerde kaybolmuş adamlar. Ben gibi adam pazara gidiyor. Işte. Onun plakasında ne yazıyor? Kaç o? Plakası 01 abi. 01 Adana. Bir de öbürü ne bakalım? Bu bizi biraz aşar fiyat olarak. Sizi aşıyor mu? Yapma Mustafa fiyat ya. Fiyat olarak biraz bizi niye aşar. Niye aşıyor seni? Abi fiyat yüksek. Gözün o nerelerde? 85'e kaça düşecek? Kaça satacak? Tamam nerelerde sen? Biraz satamak mesela. Bir kör lan var şahırıyla çayır lanası. Bu kimin? Bu da Ahmet. Bu ne kadar? 65 abi. Sağ gözünde boz var. Ama orijinal şahırıyla bu. Şöyle bir duyan var. Mustafa abi. Şöyle bir cevap mı? Böyle A kalite, A enerji yok, olacak. Sifte yok. Parası çok az olacak, kalite olacak. Bir şeyler olacak. Kanatı gebe, o da kanatı gebe. 3 ayla. Petende bir şey yok ha. Yapmış diye yapmış petende. Bu da diğeri. Diğer abi. Mustafa abinin de arası yok gibi geldi. Yok. Öbürü daha mı iyi? Öbürü daha iyi. Daha iyi. Güzel. Fakat bu da işte daha abi, kalite. Bu inek daha onunla kalite. Şu inek kulaklarına bakar mısın? Kulakları küçük. Aynen.
Bu inek ondan kaliteli. Hiç olmazsa bu inek olurdu. Bu inek yiyorsa yapıştırdı Mahmut. Ben biliyorum. Çok kaliteli bir inek abi. Kulaklarına bakar mısın bak kulaklarına? Bunlar abi 5 tane aldım yedim. Bunlar ödemişten yana zamanında. Vallahi bir kettin yazdım bunları. Bunun sağ arka pete daha çok, sol arka petende biraz daha çekiyor. Ooo üstüne yatmış abi. Yatmış akşamları sağ mı diyor? Evet. Üstüne yattığı zaman akıtı yapmış. Öyle diyor, üstüne yatmış diyor. Sıkıntı yok diyor. Yani sağ adında da belli olur zaten. Belli de. Size Allah hayırlı işler nasip etsin doğru. Bakalım. Bugün bir pazarlık göremedik daha. Abi yok yok şöyle bir dön pazara ölüyor ya baksana. Bakalım ya, bu hafta bir pazarlık yakalayabilecek miyiz? Şu bitseydi iyi olurdu be. Bitti herhalde bu. Nasıl bitti? Bitti, satıldı. Kime verdi? Ha şu an. Aldın mı abi? Aldım baba. Hani anlaşamadılardı? Biz çekemedik. Şimdi nasıl oldu? Tekrar kuracağız o zaman. Şey, kaça sabah bitti? Gel kardeş. Bu pazarlık nasıl bittiyse gel bir daha ayrılaşın. Ya ayrılaşın, ayrılaşın. Tamam ayrılaştın ya sen. Hayda adam çekiyor. Ama ayrılaşsana abi ya. Kaç adam video çekiyor video. Adam video çekiyor sizi yüceltiyor. Gel bir dakika buraya. Bala buna. Ne bunun bunu yaptı lan? Ön memeleri buzağı mı emmiş? Aynen dört buzağı mı? Buzağı emmiş dört memesini. İstediği fiyat neydi senden? İstediği fiyat 125. 110 verdim. Evet. Olmadı. Olmadı. 112 yaptık. Olmadı. 115'e bitti. 115'e bitti. Bu da erkek. Bu da erkek yavrusu. Ama yavrusu güzel. Yavrusu simenter. Kendisi de mandifon. Evet. Siyah sütü melez. Yağlı olur. Sütü yağlı olur. Sütü bereketli olur. Urfa'ya hayırlı uğurlu olsun o zaman. Aynen. 115'e. 115'e. Evet. Deniz kaça bitmiş? Hani... 115'e bitmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Biz çekemedik ama 115'e bitmiş. Yavrusu da çek. He güzel de yavrusu var. Yavrusunu da çek. Çektim. Şu arkadaki ne kimin? Bunlar satılmış abi. Akbaş. Adam almış sabah. Selamun aleyküm. Arkadaşımız konuşmak istiyor. Selamun aleyküm. Nereden geldin abi? Adana Ağrı'dan. Adana'dan. Bir şey hayvan mı aldık? Vallahi geziyoruz böyle kafamıza göre mal yok. Fiyatlar biraz düşük. Fiyat düşük de ama kimse almıyor. Evet ben de ona dikkat ettim. Niye almıyorlar? Yok piyasa yok bana göre. İnsanlar parayı faize yatırdılar, bankalara yatırdılar. Yani Allah ıslah etsin o zaman. Allah ıslah etsin. Haydi görüşürüz abi. Selamun aleyküm. Nasıl hangilerini getirdik? Hangilerini getirdik? Şu ineği getirdik. Beyaz. Şu iri olan ineği. Bayrak gibi maşallah. Nedir onun fiyatı? Şu ceylanı getirdik. Onun fiyatı nedir? Durumu nedir? Ya fiyatı o 10-15 günü kalmış onun. Doğuma. He, 120-125 kağıt biz istiyoruz ama biz istiyoruz. Soran yok. Soran yok ya piyasa yok hoca. Başka ne getirdin dedim? Şu ufak düve değil de dana tayfasında o ceylan. Danadan çıkıyor işte. Çıkıyor daha yeni. Nedir bunun fiyatı? Onun fiyatı da 35-40 kağıt civarları istiyorum. Ama veren yok. Ama soran yok. 35-40 lira. Allah hayırlı işler versin. Selamun aleyküm. Muzaffer pek hayra alamet değil ya. Seni biz küçük baştan büyük başa mı transfer ettik? Yok. Geçen hafta bir inek aldın. Ondan sonra seni pazarda görmeye başladık. Ben yol sürekli geliyorum abi. Mecbur kapıya geliyor ya. He. Bu hayvan da sizin mi abi? Bunlar. Nedir bunların durumları abi? Böyle bir 4 aylık gebe. Şu 4 aylık gebe. Garanti. Bu yanındaki şey yok, gebelik yok, boş. Boş. Yani etlik mi yoksa sütü var?
sütü var ya, 16-17 kilo sütü. 16-17 kilo sütü var. Bu 4 aylık gebe olmasına rağmen bunun sütü var mı? Onda 15 kilo sütü var. 15 kilo sütü var. Onun yanında var bir tane. O gebe. Onun var mı bir 6-7 aylık? Bir ay kalmış. Onda bir ay kalmış. Onun fiyatları, bunun fiyatları nedir? Ne istiyoruz bunlara? Buna gelip 110 lira veriyorlar. Buna? Buna 70 lira veriyorlar. 70, buna? Buna da fiyat vermiyorlar. Bana fiyatlar olmadı. Senin peki istediğin ne buna? Buna bir 85 lira istedik. Buna da fiyat vermedi. 4 aylık gebe 85. Evet, buna da fiyat vermedi. Senin bunlara istediğin, şu ikisine istediğin? Şuna da 125 lira istedik. Gebeye, yakın gebeye. 110 lira bir de. 110, şu ortadaki? Buna da 70 lira bir de. Ona da 70 lira veriyorlar. Ama piyasa çok düşük ama. Abi yok abi ya. Yani yoz inekler 100 bin liradan aşağı, yoz inek yoktu. Şimdi 85 diyoruz diyor veren. 85-90 arası gibi. Tabi ineğine göre değişir ama. Yok mu senin burada şimdi hayvan? İnek var abi bende. Şu. Erkek buzağalı. Bu erkek buzağalı. Ona da bakalım, gel Muzaffer Bey. Aleykümselam. Kaldır bakın buzağıyı da. Taze buzağı. Taze buzağı. Sağlıklı. Sütü ama. Süt 14 kilo, 15 kilo. 14-15 kilo sütü var. E tabi bunun da ona göre bir fiyatı vardır. Buna da 110 lira istiyor abi. 110 lira istiyorsun. Yok, erken gelelim dedik. Piyasaya erken de geldik ama. Bir pazarlık da yok, alan da yok. Saat 6'da geldim, daha kaçta geliyor bu adamlar ya? Gidiyorlar ya, yarım saattir çeken geldi. Böyle bilindik. Efendim abi? Şöyle güzel bir kapı malı arıyoruz biz de. Haberin olsun. Ahmet abi de var. Şey Mehmet Bey. Oğlu oluyor herhalde. Mehmet abinin oğlu. Bende geçen hafta vardı bir inek. Söyledin kesin. Sen geçen hafta almadın mı bir tane? Inek. Ne yaptın onu? 30 kilo süt veriyordu inek. Sattın mı? Aldın verdin hemen oyuna. İyi bak. Tamam bakalım Muzaffer. Görüşürüz. Işte. Yok abim benim, kendine iyi bak. Görüşürüz. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Bizim Sıraç, ne yapıyorsun kardeş? Yoz abi, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Piyasaya baktık ama hareket yok. Yok ya, yoz ineklere 85 lira diyor. Garanti gebe. 3 aylık garanti gebeliği var. Yani piyasa bayağı bir düşmüş. 15-20 lira. Aynen. Düşük şu anda piyasa. Hava sıcak. Niye diyorum bu şekilde diyorum, adamlar herkes diyor parasını diyor faize yatırmış kardeşim diyor. Doğru, para aynen, dönmüyor diyor. Aynen öyle ya, şu an piyasada nakit sıkıntısı var. Nakit sıkıntısı var. E sende nasıl durumlar, sen de hayvan alıyorsun. Yani biz de alıyoruz ama. Var mı evde? Var. Yeni getirdiklerin var mı? Yok, inek yok, biraz dün iki tane döve getirdim. Ama sıcak yani ineklerden şu an. Sana da haber vermiştik zaten. Olursa biz de bir tane istiyoruz, iyi bir kapı malı, iyi bir mal. Tamam, görüşürüz kardeşim benim. Hadi sağ ol. Evet arkadaşlar, bizim de bir tane şöyle bir iyi bir kapı malına ihtiyacım var. Haberiniz olsun. Eğer kendi evinde Deniz abi sana gelir bu hayvan diyebileceğiniz bir hayvan varsa bana telefonla ulaşırsanız arkadaşlar sevinirim. Mesaj da atabilirsiniz, telefonu da açabilirsiniz. Telefonum zaten benim videolara girdiğiniz zaman hemen hemen bütün şeylerin, videoların üzerinde numaram var. Yine yorumlara da başta sabitlerim kendi telefonumu. Bir tane hayvan alacağız, haberiniz olsun. Piyasaya geç geliyorsun dediler. Aa, saat 6'da geldik arkadaşlar. Gene yok, hareket yok yani. Selamun aleyküm. Oo, Ahmet hocam. Selam. Ne işin var burada Ahmet hocam senin? Bir müşterimize
birkaç hayvan bakacağız. Bir haftadır bakıyoruz işte. Bugün de pazara gelelim dedik. Hiç ne kardeşini de aramıyorsun hiç. Vallahi Deniz sen piyasadasın. Var mı bildiğin yerde iyi bir hayvan desen? Aklımdaydım. Arayacaktım hatta. Evet. Bugün de geçiyor da yanına uğramayı düşünüyorum. İnşallah. Sen ne yapıyorsun abi? Vallahi iyi canımsın. Hayvan mı getirdin? Hem sen ben daha ineği getirdim. He. Bu inek mi? İnek. Yaban mı? Gerçekten bu inek mi ya? Gerçekten inek. Subhanallah. Ya böyle inek mi olurmuş? Yani haşa kötülükten söylemiyorum. Boy olarak dağ ineği böyle oluyor demek ki. Allah Allah. Bu doğurmuş mu? Bir doğurmuş. Yani yavrusunu doyurabiliyor mu acaba bunlar? Vallahi ben yavrusuz aldım ya. Ne kadar bunun fiyatı? 38 yumura. 38. Allah Allah. Hani bir tane inek minek var alan mı? Buraya geldi çekmedim. Boğaya da geldi çekmedin. Bu nerenin mal oluyor bunlar? Hocam da getirdim bunu ben. Ben hayvan alacak olsam bu piyasada alırım. Çünkü ölü diyor. Ölüm piyasada. Düşmüşken mi? Aslında piyasa ölü. Şu anda en düşük zamanını yaşıyor da bu böyle devam edecek mi? Tahmin etmiyorum. Şu an dip fiyatı. Bakın şöyle söyleyeyim. Daha geçen hafta, ondan önceki hafta fiyatlar yoz inekler. Hatta şöyle 1-2 aylık gebe olup olmayan dahi bak sıfır. İçinde karnında hiçbir şey olmayan sütü olan hayvanlar 100 bin liranın altında hayvan yoktu. Şimdi 3 aylık gebe 2 tane hayvan var garanti veterinere el attır diyor. 85 bin lira diyor. Ve diyor elimi tutsalar daha diyor ineceğim. Pazarlık da yapacağım diyor. 17 litre sütü var. Diyor sağasını dağıtır. Genç ikisi de ikinciye gebe diyor. Gelsinler sağasınlar diyor. Aha şurada en başa. Daha da satılmamış. Ben de o arada pazarlığı bitireyim, bir shorts yaparız. Şeyi bitireyim, çekimi bitireyim. Şöyle bir dönüm gelin bakalım. Hadi. Arkadaşlar piyasa yok, insan yok. Ne alan ne satan. Piyasa durma noktasında diyorduk. Piyasa durmuş. Samancılar dahi gelmemiş bugün. Şu arka tarafa da bir dolanalım bakalım. Orada da genelde hayvanlar var. Bakın mallarının başında bile durmuyor adamlar. Kimse durmuyor malın başında. Delikanlı, inek mi satıyorsun? Hangisi senin? Ya kalkma Maya, bir göster bize fiyatlarını söyle. Gel. Bunun ikisi kaç para? 125. İkisi 125 lira. Bu ufak olan? 90. Şu ufak 90 lira mı? Anası mı? Anası da mı var? Anasız 90 eder mi o dana? Karıştırıyorsun. Üçü mü 90 yoksa? Tek 90. Yok canım. Anası var. Var anası değil, o bizim değil. Senin adın ne? Cumali Göz. Nereden geliyorsun sen Cumali? Hangi köylüsün? Eskimişiz. Eskimişiz'den geliyorum. Tamam bakalım Cumali, görüşürüz. Allah satı pazarı versin. Bunlar nasıl böyle ya? Boynuzları biraz bence sanki Hindistan ineğine benziyor bunlar da. Şu arka mahalleyi de bir çekelim. Burası öksüz kalıyor genelde. Ön tarafı çekiyoruz. Kimse yok. Buraya kadar geldik. Şimdi kalabalık var orada. İçeride düveler var yanılmıyorsam arkadaşlar. Şöyle yaşında gürmek üzere olan düveler var. Selamun aleyküm. Mustafa. Var mı pazarlık? Gerek yok. Bakalım gebe olanlara, yoz olan hayvanlara istenilen fiyat hayvan başı 85'ti. Bakalım bu düvelere ne isteniyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hayvan var.
Hem hoştan. Yedi tane düve var. Akbaşı da var, simentali de var, Holstein de var. Ben şimdi ufak, aslında bu da ufak. Bu da. Şimdi bir ayar olması lazım. Biz tamam da biz yani öyle şey yok. Ben bir de hamisi yok. Size ben bunu almam ya. Çünkü bunu almam. 5 tane yandım. 7'nin içinden 2 tane çıkartıp öyle mi pazar kapacağım diyor. Köküne ne isteniyor? Hüseyin bitmiş de Hüseyin. 55'er kağıt üstü bir tanesine 5 tanesi. 7'si üst üste alınırsa? 50'şer kağıt diyor. Bitmişi. Bitmişi. Ben kağıt. 50 milyar odanlarda zarar ediyor. Vallahi elim gidiyor. Bu dağlarda hiç zarar edersin. Ya ne oluyor? Çıkmasın abi, çıkmasın. Eski mal hepsini bitiriyor. Böyle düveleri topluyorlar arkadaşlar. Bunlar boğa altı. Düveler hemen hemen boğa altı. Yani en azından 4 tanesi bugün boğaya gelse çekilebilecek duruma gelmiş. Biter mi bu pazarlık? Yok. Bitmez mi? Hı? Bitmez mi bu pazarlık? Bilmiyorum ya, nasıl olacak. Kalabalığı gördük geldik ama. Hı? Kalabalığı gördük geldik ama pazarlık biter diye. Arkadaşlar hayvan karışık, yani hepsi aynı ayar değil, o da sıkıntı yapıyor. Erdiler diye bu erkek danalar fiyatları nerelerde abi ya? Ufaklara 55 diyor. 55. Büyüklere de 78'er diyor. 78'er de büyüklere. Üst üste hepsini arkadan sürseler. Ortalama yine 65-68 oluyor. Erkek piyasası da bu. Bunlar da çayır malım oluyor. Evet. Selamun aleyküm. Bu ne kimin ya? Herkes bedava veriyorlar. Ne sahibi? Beleş. Şu erkek danalara bakın arkadaşlar. Ama sahipleri yok, soralım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam dayı. Hayvan mı getirdik? Evet abi. Sattık mı, satamadık mı? İş hiç yok abi. Öyle öyle çekiyorum sabah kadar. Öyle diyorlar abi hayvana. Şu an getirdiğin hayvan bu mu? Evet abi. Bir tane mi yoksa sattın mı? 3 tane getirdim. 2 inek bir de bu abi. İnekler içeridekiler mi? İnekleri sattım abi. Sattın. İyi satmışsın. Neydi piyasa? 36'ya verdik. 36, 136 mı? 36 milyar abi ettik mi? He ettik de. Bu? He abi. Bu erkek tane abi. Bunlar ne istiyorsunuz? Bunu ederse abi şey yaptık. 53 lira istedik. Evet. Dedin adamın 45 iste daha diyor bize. İste. Almıyor. İste. Yani sana diyor ki sen 45'te aynen. Biz de daha bir pazarlığa girelim diyor. Aynen abi öyle diyor. Sağlayacağım abi ben veririm.
hayırlısı. Allah hayırlı işler nasip etsin. Bu kesin fiyatını da öğrenirsek. Gebe hayvan. Dört tane gebe inek var. Benim gördüğüm, anladığım arkadaşlar. Ben senden pazarlık yapmayacağım. Bana sen bana. Ver bursa. Kaç? Ben de uzatmıyorum. 105 de bilirim. Ben dedim bana 100 pazarlık yap. Yok uzatmıyorum. Al sana mal. Ya ben bir şeyler salladım. Kaça sana mı düştü kaygısı? Ya yok. Bilmem dayı salla. Vallahi lan kamera çek. Gerek yok ya. Vallahi gerek yok. Dursun. Bak kamera çeviriyorum. Çeksin. Alıcım hoca. Bilmem abi doğru değil. Yok ya öyle bir şey yok. Ya arkadaş şey olma ya. Dayı dur. Vallahi. Valla 9'dan milyar ya. Yok veremem abi. %5'deydi, %5'deydi ben sen 9'dan milyar. Abi 10-15'den milyar. Pazarlasın diye satın anlı bir şeydim abi. Baştaysın. Valla hadi bir de satayım. 90'lar 1000 liraya diyor, hayırlı olsun diyor bunlara. 3'üne, hepsi de gebe. Bu 3'ü de gebe mi abim? 3'ü de gebe. Arkadaşlar piyasa çok düşmüş. Bunları Subhanallah. Hayvanlara bak. Ben yanlış anlamadıysam 90'lar 1000 lira veriyor. Üçüne ne istiyorsun sen abi bunların? 150'şer diyorum dayı. 150'şer. Abiler ne veriyor üçüne? Onlar da 100'er veriyor dayı. 150 lira. Evet dayı. Üçüne. Evet dayı. Hepsi de yakın gibi. Sıkıştır yükseleme sıkıştır. Adamı sıkıştırmam. Dayı yanlış anlama, o kadar boş dursan beni ben de hırlarım. Olasın. Ya var dayı, o inekte bir şey yok. Yok boğazında bırak. 150'şer istiyorum diyor. Üçüne 100'er bin lira veriyorlar diyor ama benim duyduğumu söyleyeyim. Duydum 90 bin lira veriyor. 90'lar bin lira. Pazarlık bitmez herhalde. Yok bitmedi hacım. Kaçar istiyor? O size 5 dedi, biz 90 verdik. 92 verdik. Yalan olmasın. Öyle oldu ama bir üçünü değil mi üst üste? Yok. Bir tanesini. Şu üst tarafta yine. O değil ya. Şu siyah olanı mı diyorsun? Bunların mazarlığı ayrı. Şu siyah.
Sizin yaptığınız hangisi? Pazarlık? Bizim yaptığımız şöyle bir tarafta. Kahverengi mi? Yani kırmızı olan. He. Renkli. Bunlar o zaman bunlar daha mı çok? Bunlar da başkası pazarlık yapıyor. Bunlar 150 mi istiyorlar? He, 150 istiyor. Yani o zaman biz yanlış anlamışız. Mal iyi. İyi güzel hayvan var. %50'şer bin lira istiyor arkadaşlar. Doğrusu bu. Artık kaça biter bilmiyoruz. Ben de yüzler bin lira anladım. Yani akıl kârıydı, bu kadar da düşemez dedim. Yani bugün ete versen o fiyattan fazla. Büyük pazarlık var. Büyük ineğe pazarlık var şimdi 150 bin liradan şu arkadaki. Şu boğazında gırtlağında bir şey mi var diye baktılar. Hayvanın gırtlağında bir şey yok. Şu iri olan hayvana. Dana böyle olsun da alsın. Lan bak gel hele sen lan bak. Canımı sana diyeyim. Ne diyeyim yok bir yatırsın bir. Gırtlağında bir şey vardır diye mi bakıyorsunuz? Evet. Ne olabilir? Guatır mı oluyor hayvanda? Guatır olabilir diyor. Bir damızlık maldır yaptık evet. Değil. Buna 150 bin lira istiyor ama ikisine bir 260 milyar veriyoruz şu an. Siz verdiniz yani evet, olursa. İkisine kaç para veriyorsunuz? 260. 260. 130'lar bin lira veriyorum diyor ama gırtlağında bir sıkıntı var mı yok mu ona bakacaklar arkadaşlar. Olursa da pazarlık biten bitmez bilmiyorum ama artık benim gitme vaktim geldi. O pazarlık biteceğe benzemiyor. İneğe yakalayacaklar, ineğe bağlayacaklar. Boğazında bir şişlik var mı, guatır mı, değil mi? Ondan sonra yapacaklar pazarlığı. 130'lar bin lira vermiş, 260 bin lira fiyat verdik diyor. Kesin fiyatını da öğrenirsek bu pazarlığı yani bu pazar videosunu bitirebiliriz artık. Kaça? Yok. Döndük dolaştık. Pazarın başına geldik. Ahmet Mert veteriner abimiz. O bir müşterime hayvan toplayacağım dedi. Onu da bizim dediğimiz yere gelmiş. Evet geldik. Ahmet abi yönlendirdim sana buraya. Aynen Ahmet abi şimdi bir şey yapıyor, muhabbet yapıyor. Bastın mı? Süt verim iyi olacak hayvan mı arıyorsun? Ay ismi süt. Ya şu hayvan bende diyor kendinize. Kibar. Evet. Boylu ince. Bir tane de bu tarafta vardı. Onu da gördüm. Onu bir sattık da. Sattın mı onu? Takas ettik şunu da. Şu hayvan şeyle yapıldı. Süt aynasını arkadan baktığında. Evet. Süt çözellik diyor ya. Evet. Şu hayvan ince, narin. Sol köpeği benim dikkatimi çekti sol arka. Ona da üzerine yatmıştır abi diyor. Onu senin kontrolünle çıkar ortaya. Var mı var? Ama sağ petekle bak sol petek arasında ya, biraz. O kadar olur ya inek sonuçta. Fiyata baktığın zaman fiyat şu anda çok düşük. Yani ne dedi size bilmiyorum. 85 demiş. 85. Elimizi tutsalar dedi pazarlık yaparız. En kendini gösteren hayvan o ya. Al abi. Kibar. Karakter. Sütçü özellik. Aynen. Al abi. Ben süt neyim diyor ya. Tırnak yapıları güzel. Ona evet. Şu hayvan niye seçilmez? Biz seçmeyiz. Evet. Alırken tırnak yapısına bakmak lazım. Yine ben tırnaktan çok çektim. Allah
kimseye çektirmesin o tırnak şeyini. Yani alırken tırnak yapsın. Basış şeyini. Aa, şunlara bak. Tamam. Göstereyim ben numara. Evet. Sattı mı? Görüyorsun. İnce. Geniş ön tarafı. Üçgen bir yapı var. Evet. Kafa ince, boyun ince. Bir de rahim kısmına bakacaksın, tamam mı? Rahim yukarıda olacak. Yukarıda olduğu zaman rahimde gaz olur. Tutma problemleri. Allah Allah, bak bunlar önemli. Pro, o önemli bir şey. Gaz yapar, o hayvan içeriye idrar alır, dışkı alır. Evet. Ve gebelik şansı düşer. Şimdi bunun buradaki süt verimi aslında bir ölçü olmaz. Çünkü bir gün iki gün sağmayabilirler. Yani Ahmet'in söylemiyorum. Bu pazara tabii, gelen tabii, mallar pazarda için. Pazarda genelde akşamdan evet. Sağlamaz. Akşam akşama ök başına koy. Hayır. Yani üç gün sağlamayan hayvanlar da oluyor. Ben onlara şahit olmuşum. Bunu alacağım. Hayvan bir hafta 10 gün sende geçirecek. Aynen. Sen de senin yem düzenine alışacak. Sılajını, otunu, yemini yiyecek. Rahat rahat gezecek. Şu an el mi atacak Ali, veteriner Ali? Başka müşteri mi var şu anda buna? Hayvan kendini gösteriyor zaten. Ali gebelik genelde yoz alıyor böyle hayvanlar da. Evet. Tüccar genelde. Ahmet, kim alacak bunu el attırıyor? Abi. Ultrasonla baktırıyor. Şu anda pazar yok da şimdi sağlam olsun. Gel bize evet. Sağlam direkt. Şu kanatlı. Birinden biri kanatıyorum. Ali abi kolay gelsin. Amar abi el attı. Ne kamarıma su koştu. Niye ya? Öyle diyor. Ali abi ben biliyorum 45 günde de varsa var diyor. Yoksa yok diyor adam ya. Yok baytar şeyinle sütüyor. Benim şansım var. He senin şansın hep boş çıkıyormuş. Ben aldım bir sürü hayvanlar yaptım. Kesime gider yaz günahıya gitsin. Şimdi veterinerin işi o diyorlar veteriner şöyle para kazanıyor böyle para kazanıyor. Veterinerin bak çektiğini görün bak. Veteriner hadi yapın şu işi. Veteriner para arıyor bak. He. Bu yeriymiş Ali abi. Öbür öbürü çağır. Vallahi doğru söylüyor. Ahmet abi veteriner para arıyor diyor. Ben orada yakalanıyor boş. Dur şimdi dur. İçine atacak bir hayır olsun inşallah. Ama şunun peteğinde benim kafama takılıyor. Eğer bir şey yoksa bu hayvan alınır ha. Sol petekle. Yok peteğinde bir şey abi şimdi biz akşam sağım. Boş da cihazla bakacağım ama boş. Biliyorum bak Erdoğan rahimi yakaladı. Hayvan yattığı için abi sol taraf. Evet. Üstüne yatıyor ya akşam sağılmıyor ya. Evet. Onlar eksiklik yapıyor. Ahmet ne olur bu son ya? Hangisi abi? 80 olur abi. Kaç aydır boş acaba Ahmet? Abi bak ben bu ineği şeyden aldım. Birket. Birket hayvanı. He. 5 gün oldu ama diyor. Evet. Yeni tohumlu. İzmir aldım izin mi aldım? Hep bütün malları aldım. He? 5 tane bir aldım. Bak buna yeni tohum attım dedi. Yeni attım derken kaç gün? 3 aylık dedi buna. Şu 3 aylık. Şu an 3 aylık. Gebe çıktı mı? Alam işte alamı. Şöyle atacağım. Bu daha 20 günlük, 15 günlük ya bence. Niye attırıyorsun? Ya belki... 20 günlük hali bulursa yanamazsın. Ama tohumlu. O zaman 20 gün sonra bakmak daha garanti olur. He. Bu kaç aylık dendi? Hangisi abi? 3 aylık anlatıyor. He? 3 aylık. Garanti mi o? Garanti. Garanti olmasa Murat'la şeyimi alalım. Bak o hayvan da iyi olsun. Aynı hayvan mal abi bunlar. Dezavantajı. Ya şundaki tırnak. Garanti abi şu kulakları atın. Tırnak yapısı. Ben de yok hayvan. Ahmet ne oldu yerin? Şeye bakıyoruz abi. Hangisi gebe çıktı? İşte şu tarafı yapıyorsun. Bu ne oldu? Abi tam bir yeri tonluydu. Ha belli değil. Tırnağı yapılır. Sen düzelir bari. Bir tırnak bakmaya ihtiyaç var. Yılda rutin olarak normalde büyük çiftlikler abi 6 ayda bir tırnak bakımı yaptırıyor. Tırnak bakımı yaptırıyorlar. Ya hayvanlar bağlı kalmış, gezmemiş. Ya da bazı hayvanlar ırk efendidir. Tırnakları izliyor. Huri tohumlama yaparken bunu ne yapmak lazım? Tırnak yapısı. Dikkat edeceğim. Tırnak sporu, tırnak doğalı yüksek hayvanlardan bunu gönderip düzeltmek. Düzelteceksin. Irkını düzelteceksin. Aynen gebe dedi gebe çıktı. Hatırlı karate.
diye olmaz. Yavaşları yandardı zaten. Karşıda ayak var. Basıç açı görüyor musun? Ayak ilk basmıyor. Şu açı. Evet. Havalimanında tohumlama yaparken dik basan. Şu ayağı dik şu. Evet. Sperbaları seçmek lazım. Ama bu maşallah ayak kapsın. Maşallah var. Buna artık at. Hala bu gebe mi? Gebe gebe. 3 aylık gebe. Bize Ahmet buna 3 aylık dediydi. Evet. Şuna. Hangisine? Aha buna. Gebeye 3 aylık dedi zaten. Buna 3 aylık dedi ya. Yok ya. Bu yeni tohumlu dedi. En başta da öyle mi diyor? Şaşırdı belki de. Belki de şaşırdı. Yeni tohumluydu. Onu da göremedi adam. Arkadaşlar, piyasayı bir kesin piyasasını bir sorsak, ondan sonra da bitirelim yavaş yavaş. Kesin piyasasından var mı haber? İnek kaça kesiliyor? Bak abi. Ahmet, inek kaça kesiliyor şu anda? Valla 250 abi. 250. Abi, erkek duble. Dana? Duble. 80.000 mi çekti abi? Dana da 290-300 arası kesiliyor. O da iyi olursa yani. Hayır, o da iyi olursa. Renkli olursa belki yüksek kesenler. Teşekkür ederim. Boş abi. Yemi düşürmüyorlar, yasayı düşürürler. Aynen öyle. Sütle çekti abi şimdi. He? Sütle çekti aşağı. Toprak. Çekti, sütle çekti. Allah Allah. Arkadaşlar veda vaktimiz geldi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen atmayı, abone değilseniz abone olmayı, yorum yazıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.